Kıymetli dostlar, Müslümanlar arasında sürekli bir kopuş, bir eksenden kayış gözlemliyoruz. Özellikle 10-15 yıl içerisinde Müslümanlık içerisinde, İslam anlayışı içerisinde gittikçe daha milliyetçi, hatta bazı noktalarda aşırı milliyetçi ve ırkçı tutumlarıyla efendim öne çıkan isimler görüyoruz. E, halktan da çevremizde de bazı insanların bu şekilde var olduğunu biliyoruz, görüyoruz, bunlara şahit oluyoruz. Bundan 30 yıl kadar önce bir Müslümanın Türkiye'de İslamcı diye tabir edilen insanların e, aşırı milliyetçi, milliyetini ön plana çıkartıp bunun bir ayrıcalık olduğunu savunan insanlar olduğunu hem İslamcı, muhafazakar, dindar, Müslüman ne derseniz bu şekilde tabir edilen kimselerin hem de aynı zamanda aşırı ırkçı bir tutum, aşırı milliyetçi bir tutum sergilediklerini, ikisini aynı anda yaptıklarını görseydiniz bundan 30 yıl kadar önce 1990'lı yıllarda herhalde çok şaşırırdınız. Nereden çıktı bunlar? Böyle bir şey nasıl olur da Müslümanlar içerisinde var olabilir? Böyle bir görüş nasıl savunulabilir? Şeklinde bir hayret hali, bir şaşırma hali olurdu. Lakin şimdi olmuyor. Şimdi geldiğimiz nokta tam da burası. Kişi hem Müslüman hem İslami camiadan olduğunu söylüyor hem de milliyetini öne çıkararak bunu bir ayrıcalık vesilesi gibi göstererek efendim bunu İslam'la bağdaştırıyor ve sanki bu İslam'a ters değil de İslam'ın tavsiye ettiği İslam'ın desteklediği bir şeymiş gibi bunu lanse edebiliyor etrafa anlatabiliyor böyle bir kimliğe bürünebiliyor Burada şu notu düşmek istiyorum. Müslüman kişi vatanına ihanet etmez. Müslüman kişi yetiştiği yurda, ülkeye ihanet etmez. Bunlar hakkında kötü düşünmez. Bu aşırı milliyetçilik veya ırkçılık dediğimiz nokta bu demek değil. Kişi vatanını sevebilir, Milletini sevebilir, onlara minnettar olabilir. Üzerinde emeği geçenlere özellikle minnettar olabilir. E, bu noktada hiçbir sıkıntı yok. Lakin hem Müslüman hem de milliyetini diğer ırklardan, diğer etnik kökenlere sahip olan insanlardan daha üstün bir seviyede görüyorsa, yani daha açık dille söyleyecek olursak, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur veyahut, Kürt milliyetçiliği yaparak Kürt'ün düşmanının Türk olduğunu söyleyen kimseler, bunlardan bahsediyoruz. Bu söylemleri ifade eden insanlar şu anda İslami camiada var olabiliyorlar. Kişi sakallı, kişi tesettürlü, hatta çarşaflı efendim. E ama bir de bakıyorsunuz ki kendi milliyetini öne çıkartıp Arapları kötü görüyor, Kürtleri kötü görüyor farklı ırktan olan, farklı milletten olanları kötü görebiliyor. Yine aynı şekilde Arap coğrafyasına girecek olursak, Arap coğrafyasında da benzer tutumlar olduğunu görüyoruz. Özellikle son yıllarda Arap milliyetçiliğinin arttığını, örneğin Suudi Arabistan'da, örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve benzer körfez ülkelerinde Türkiye karşıtlığını bir Türk karşıtlığı olduğunu da gözlemliyoruz. Tüm dünyada yükselen bir milliyetçilik var. Hakeza Amerika'da Trump Amerikan milliyetçiliğini, cumhuriyetçiliğini ön plana çıkararak orada da böyle bir akım oluşturmaya çalıştı ama başaramadı. Lakin büyük bir kitleyi de harekete geçirdi. Orada da ırkçılık vakaları patlak verdi. Biz tekrar kendi içimize dönecek olursak bir Müslümanın aşırı milliyetçi olması, ırkçı olması kendi inancına ters bir durum. Bunun bilinmesi gerekiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Peygamberimizin hayatını araştıranlar, hayatını okuyanlar bileceklerdir, göreceklerdir. Bir tane hadis bulamazsınız ki, bir tane rivayet bulamazsınız ki Arap'ın Arap'tan başka dostu yoktur. Arap milliyeti şöyle yüce bir milliyettir. Araplar şöyle yüksek bir topluluktur ve benzeri şekilde söylemlerinden bir tanesine bile Rast gelemezsiniz çünkü böyle bir şey söylememiştir. Peki ne söylemiştir? Tam tersini söylemiştir. Arap'ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Acem'in Acem olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Her türlü milliyetçilik ayağımın altındadır şeklinde veda hutbesinde bunu söylemiştir. Şimdi bakıyorsunuz bunların tam tersi söylemlere sahip olduğunu efendim gördüğümüz. Müslümanlar var. Hem Müslüman olduklarını söylüyorlar hem de bunları yapıyorlar. Bu sözlere karşı çıkanlar olabilir. O halde peygamberimize karşı çıkmış olacaksınız. Kendi inandığınız peygambere karşı çıkmış olacaksınız. Biz söylemiyoruz. Bakın şu anda ekranda da kaynaklarıyla birlikte veda hutbesindeki o bölümü sizlere taşıyoruz, ekranlarınıza taşıyoruz. Peygamberimiz açık bir şekilde bu noktadaki bir ırkçılığı, bir milliyetçiliği reddetmektedir. Ayağımın altındadır." demiştir. İlk kaynağımız, en büyük kaynağımız, kesin hükümlerle dolu kaynağımız Kur'an-ı Kerim'de "İnnel mü'minûne ihvetün" diye bir ayet var. Yani muhakkak ki müminler kardeştir efendim anlamına gelen bir ayet var. Burada Türkler kardeştir, Araplar kardeştir, Kürtler kardeştir, Farslar kardeştir demiyor. Müminler kardeştir diyor. Yani inananlar, yani Müslüman olanlar kardeştir ifadesini kullanıyor. Bu noktada biz kardeş olarak kimi görüyoruz? Şöyle akımlar, şöyle düşünceler olduğunu görmekteyiz. Biz bir birlik kuralım. Evet, o birliğin içerisinde sadece Türkler olsun. Sadece Türkiye Cumhuriyetler olsun. Başkaları, hayır onlar olmasın. İranlılar olmasın, Araplar olmasın veyahut başka milletlerden olanlar olmasın, siyahiler örneğin değil. Kim olsun? Sadece Türkler olsun. Böyle bir anlayış asla İslam'la bağdaşan bir anlayış değildir. Buradan geri dönmemiz tekrar İslam'ın asıl tavsiye ettiği noktaya, asıl kodlarımıza geri dönmemiz gerekmekte. Bunu bugün dile getirmek istedim. Son zamanlarda bu akıma oldukça fazla denk gelmekteyiz. Tekrar gözden geçirelim, aşırı milliyetçilik ve ırkçılık yerine ümmet bilincini kuşanabileceğimiz bir İslam anlayışını kendimize şiar edinelim inşallah. Kanalımızda birçok paylaşımı sizlerle buluşturuyoruz, birçok hizmeti sizlerle buluşturuyoruz. Bu noktada bizlere destek olmak isteyenler videolarımızı beğenir, yorum yapabilir veyahut katıl butonuna basarak bizlere destek olabilirler. Bunu da hatırlatmış olalım. Yeni paylaşımlarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj. Seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.